Diablo Game Pass'e gelmeyecektir bizim başkan. Öyle bir şey demiyor. Diablo Game Pass'e gelecek arkadaşlar. İki taraf da boş yapıyor. Arkadaşlar gelecek. Eninde sonunda Microsoft satın alınınca Diablo tabii ki de gelecek Game Pass'e. Ama onun entegrasyonu var. Entegrasyon uzun sürecek. Yani ben en az 6 ay 8 ay olarak görüyorum. GeForce'a da gelir çünkü elinde sonunda Blizzard Microsoft stüdyosu olunca, Microsoft stüdyoları olunca 1 yıl bence. Ya o entegrasyon ne kadar sürer bilmiyorum. Hani onun teknik bir şey. Hani teknik olayı. Yani Xbox app'iyle Battle.net'in birleşmesi lazım. Gece dışından derede satın almaya gelmeyecek derede satması lazım. Yok, onun alakası yok ustam. Onun şöyle bir alakası var. Çünkü oradaki soru adamlara şöyle soruluyor. Game Pass'e gelecek misiniz? Hayır, gelmeyecek diyor. Çünkü adam hala Microsoft tarafından satın alınmadı. Şu anda bile resmi olarak satın alınmadı. Şu anda resmi olarak Blizzard, Activision Blizzard farklı bir firma. Microsoft altında olan bir firma değil. Farklı bir firma. Farklı bir firma olarak çalışıyorsa kendi kararlarını verirsin. Birleştiği zaman iş değişecek. Şu anda adamlar kendi şeyleri, kendi tempolarında hala hareket ediyorlar. Ne demek gelmesi? Hayır, satın alsa da gelme ihtimali düşük değil. Yani arkadaşlar Allah aşkına bu cahillik. Aman Allah. Arkadaşlar Microsoft stüdyosu olunca Microsoft stüdyoların zaten her oyunu Game Pass'e birinci gün geliyor. Yani böyle çalışıyor. Sistemin olayı o zaten. Hani Microsoft stüdyosu oyunuysa day one. Yani çok basit bir denklem. Yani şu ana kadar Microsoft stüdyosu oyunu olup day one gelmeyen Game Pass'e oyun yok. O kadar para kazanmaya pasa patlayı almazlar. Ya her oyun şu an... Oğlum Game Pass'in zaten bütün albenisi o. Day one geliyor. Şu ana kadar hangi oyun day one gelmedi Microsoft'un? Bu nasıl bir analiz? Bu nasıl bir analiz arkadaşlar? Bu analizi yaparken nasıl zorlanıyorsun? Starfield geliyor day one. Gerçekten tam bir kahvehane muhabbeti. Abi çok büyük oyun şey yapmaz. Yani... Day one, Microsoft'un kendi çıkardığı her oyun, Microsoft stüdyosunun altında çıkan her oyun day one geliyor zaten. O entegrasyon olduktan sonra hani Blizzard, Battle.net'le Xbox uyumu olduktan sonra löp diye birleşecekler. Ha, expansionlar gelmez. Onlar ayrı. Expansionlar zaten mesela Forza Horizon'da da gelmiyor. Ana oyun olarak konuşuyorum. Diablo 2 hızlı gelmiyor. Yok, hiçbir şey hızlı gelmez. Yani ben hiçbir şeyin hızlı geleceğini düşünmüyorum. Yani Battle.net'le çünkü yani dediğim gibi Battle.net'le birleşmesi lazım ilk önce. Hani ilk önce bir anlaşmanın bitmesi lazım. Anlaşma bittikten sonra yazılımsal olarak iki uygulamanın da birleşmesi lazım. Diablo expansion'lar çok önemli. Diablo için gelmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Sen alacaksın. Bizi satın almadan sonra Warcraft 3 gibi farklı Warcraft oyunları görüyoruz. Böyle gider mi? Bence bir tane Warcraft yaparlar. Ellerinde güzel stüdyolar var. Entegrasyon yapmaları bu kadar vakit alır mı? Alır tabii. Onun bir günlük bir şey değil ki bu. Bunun yani ya şöyle abi, entegrasyonun şöyle çok detayları var. Mesela şimdi iki yazılımın da altyapısı yok. İlk önce altyapıyı yapman lazım. Sonra UI UX dizaynı var. Yani kısaca en salak adam bile yapabilmeli bunu. Yani en salak adam bile yapabilmeli yani. Direkt hani böyle adam iki tane taşı böyle birbirine vuran adam bu bağlama işlemini yapabilmeli ki kullanabilmeli sistem. Onun için onun için dizayn yapılmalı. Onları yaptıktan sonra işte yavaş yavaş bunların ondan sonra quality assurance testleri var, yazılımı var. Yani şöyle söyleyeyim, 6 ay bir Microsoft büyüklüğünde bir şirket için füze gibi bir şey. Yani çok hızlı. Yani 6 ay gerçekten çok hızlı. 6 ay short time'dır. BG3 dramasını gördün mü? Ya gördüm, çok bir drama değil be. Yani bazı YouTuber'lar çok abartmış. Şu anda çalışmaya başlayabilirim ben bunun için. Hayır, başlayamazlar. Çünkü şu anda değil. Aynı şirket değiller. $15 WoW sabına veren adam $15 Game Pass'e ayda $30 verim sadece expansion için. Zaten indirimde $20 falan expansion saçlaşıyor. Oğlum sadece WoW oynayan adam yani bir şey için almıyorsun ki zaten. Onu kaçırıyorsun. Adam sadece bir şey için almıyor. Game Pass aldığında yanında 500 oyun geliyor. Yani hem expansion bedava geliyor hem de Starfield bedava geliyor. Zaten sadece WoW için alan WoW'u alır. Hani nişi üzerine konuş. Bu şey gibi bir şey. Sadece FIFA oynayan adam niye alsın Game Pass? Almaz. Almıyor zaten. Onun için yapılmıyor ki. O herif zaten niş. Tek başına bir adam o. WoW'un Game Pass'e gelmesi sence oyuncuları ne kadar etkiler? WoW Game Pass'e gelmez. Ben onda hep aynı şeyi savunuyorum. Yani ben WoW'un Game Pass'e geleceğini şöyle gelir ama şey olarak gelir WoW Game Pass'e. Oyunlar ve expansionlar gelir. Şey gelmez, subscription'lara gelmez. Subscription'a belki %10 indirim olur. Çünkü hani Microsoft'un Game Pass'in içinde olan her şey %10 indirimde oluyor. Onun bile olacağını düşünmüyorum açıkçası. Game Time kesinlikle vermezler. Oğlum asıl para Game Time'dan geliyor. Expansion para getirmiyor ki. Asıl para Game Time'dan geliyor. Her ay para veren 2 milyon kişi var. Yani kesinlikle gelmez. Game Time imkanı yok. Game Time'da kesinlikle vermezler. Ya ben dediğim gibi o konuda ben çok eminim. Hiç mantıklı bir hareket değil. Expansion'lar gelir. Expansion gelir. İlla artı eklenir alanlara. Expansion olmuş işte. Expansion'ı gelir. O kadar. Belki bir de şey gelir. Ultimate alanlara 3 ayda bir mount gelir ekstra. Diablo 4 gelir. Diablo 4 kesinlikle gelir. Diablo 4 anlaşma bittikten sonra, bu entegrasyon bittikten sonra direkt gelir. Aa, Palia'nın betası geliyormuş. Palia hangi oyundu ya? Dur, bana bunun beta key gelmişti lan. Palia neymiş? Dur bir dakika bakalım. Ağustos'ta. Buna betasına kaydolayım bari. Bu neydi? Bunun bildiğimiz bir firma yapıyordu galiba. Hesabını yaratıyorum da MMO'yu oynuyorum abi. Biliyorsunuz benim MMO bağımlılığı. Fortnite MMO değil ya bu. Ha, bu Stardew Valley MMO'ydu. Kötü fikir değildi. Bunu hatırlıyorum ya. Bu güzel bir oyuna benziyordu. Ya böyle chill MMO'lar güzel oluyor. Hatırladım bunu daha izleyişinde. 2 Ağustos'u Close Beta geliyormuş. Okey, oynanır, yenir. Nerede yayınlanacak? MMO olduğunda daha büyük ihtimalle şeyde yayınlanır. Bedava mı? Bilemiyorum. Güzel soru. Bedava. Hemen abone olun.